Okay, let's start. Let me do another example. Find the volume of the parallel pipet spent by the vectors u, v and w where let's say u is this vector 3, 0, 1, v is minus 2, 5 and 4 and w is let's say 1, 1, 1. Okay. Well, so I have this u, v and let's say w. So the parallel pipette is this. Right, it's the volume of this. So the volume is just the absolute value of the determinant of this three vectors. I have u here, v here, and w. Note that if I write it this way, say u1 times i, u2 times j, u3 times k, and then here v1, v2, v3, w1, w2, w3. This would be what? This would be the following. U cross V'nin inner product pardon V cross W olacaktı. Ama A, C, K yerine şunlar olacaktı. Yani U1 çarpı A, U2 çarpı J, U3 çarpı K gibi. Yani şöyle diyebilirsiniz aslında. Bu vektörün IJK yani şöyle şunları yazmayayım ya da şöyle diyeyim. Şimdi burada U1, U2, U3 var değil mi? Bunu şöyle yazabilirdim bakın. Böyle yazarsam bu neye denk geliyor? Bu şu determinant aslında. Bu çarpı U1 U2, U3 olacaktı. Çünkü bu nesne hani nedir? I, J, K, ondan sonra V1, V2, V3, W1, W2, W3. Dot product U1, U2, U3. Değil mi? İ'sini U1 ile çarpıyorum. J'sini U2 ile K'yı U3 ile. Yani bu şu demek. İki tanesinin cross product'ını alıyorsunuz. Elde ettiğiniz üçüncü vektörü üçüncü vektörle dot product yapıyorsunuz. Bu şu yüzden de aslında anlamlı. İki tanesinin cross product'ı taban alanını veriyor. Üçüncü vektörle dot product yapmak da height'la taban alanını çarpıyorsunuz. Volume'u veriyor. Tamam mı? Dolayısıyla volume dediğiniz şey aslında işte şey
Şunları silersem volume dediğiniz şey bu oluyor. Tamam mı? İki tanesini çarpıyorsunuz. Taban alanını buluyorsunuz. Üçüncüyle dot product yaptığınızda da volume'u buluyorsunuz. Bizim durumumuzda bunlar ne olacak? O zaman volume şöyle şuraya şey yapayım, sığdırayım şunu. 3, 0, 1, eksi 2, 5, 4, 1, 1, 1. Ne olacak bu? 3 çarpı bir şöyle şöyle kapattık. 5 eksi 4 yani 1. Ondan sonra 0 çarpı ne olduğunun önemi yok. Artı 1 çarpı böyle böyle kapattınız. Eksi 1, eksi 5 daha, eksi 7. Peki ne oldu? Yani bu 3, eksi 7, eksi 4. Tabii eksi 4 volume olamaz. Volume bunun mutlak değeri olacak. So volume is absolute value of this, which is just 4. Okay. Okay. Şu şeye de the quantity U dot product V cross W is called the triple scalar triple product of the vectors U, V and W. Tabii ki bu nedir? U dot V cross W. Demin gördüğümüz gibi bu şu aslında. Buraya U'yu koyuyorsunuz, değil mi? Yani U1, U2, U3, V1, V2, V3. Ya da isterseniz doğrudan hesaplayalım. Yani U1, U2, U3 şu, değil mi? U1, U2, U3. Ondan sonra bu nedir? Bu cross product yani gerek yok ya. Bu şundan aynı şey. Yani doğrudan hesaplarsanız U1, U2, U3. V1, V2, V3, W1, W2, W3 değil mi? Buraya IJK koysaydım bu doğrudan şu cross product olurdu. Bu IJK'yi U1, U2, U3 ile çarpıyorum sırasıyla. O zaman bu işte triple cross product'ı elde ediyorum. Scalar triple product, özür dilerim. Bu da nedir? Signed volume of the parallel pipet spanned by U, V and W. Okay. Volume deyince tabii ki genelde pozitif bir sayı aklımıza geliyor ama determinant hesabı yaptığımızda o negatif de olabilir. Okay.
Planes and lines. Tamam. 10.4 planes and lines. Okay, şöyle diyeyim. A plane, let's say gamma in R3 is determined by a point contained in the plane, and a normal vector to the plane. Yani şöyle, düzlemde bir plane'i belirlemek için iki şeye ihtiyacınız var. Önce bunun normal vektörünü bilmeniz lazım. Normal vektörü biliyorsanız, yani düzleminiz bu vektöre dik olacak. O zaman düzlem şunlardan birisi, değil mi? Bu doğruya dik olacağı için bu doğru boyunca bu herhangi bir tanesini alın, kaydırın. Bütün o düzlemler bu vektörü normal olarak kabul ediyor. Ama siz bana bir nokta verirseniz, şimdi bu, ben düzlemi böyle hareket ettirdiğim zaman bütün uzayı kaplıyor, değil mi bunlar? Sizin noktanız neredeyse ben oraya kadar kaydıracağım. O noktaya geldiğinde duracak. Dolayısıyla da unique bir tane plane bulmuş oluyorsunuz. Normali bu ve işte şu noktadan geçen. O yüzden gerçekten hani uzayda bir nokta ve bir normal direction verilirse, diyelim ki şöyle, ne diyelim? Normal vektör. Normal vektörü ne ile gösteriyoruz? Hani bariz niye yaptığımız. O zaman işte bir plane bulmuş oluyoruz. Hangi plane? İşte şu plane. Bu noktayı içeriyor ve normal vektörü de bu. Tamam mı? Normal vektörden kastettiğimiz nedir? İşte buna dik. Okay. Şimdi normal böyle bir şey verildiyse, o zaman biz bunun denklemini yazabiliriz. Suppose P is this point x0, y0, z0 and n is the vector this. A times I, yani n de şu A, B, C vektörü, yani n times I, B times J, C times K. Şimdi o zaman buna da P0 diyelim isterseniz. P0 diyeyim. Evet, P0 diyelim. Şimdi düzlemdeki diğer noktaların koordinatları ne olur? So how can we describe the points of gamma in terms of coordinates, their coordinates. Yani ne kastediyorum? Şunu kastediyorum. Şurada bir tane bir P noktası alsam, başka bir P noktası. Diyelim ki P noktası da, şimdi P0 noktasının koordinatları neydi? x0, y0, z0. P noktasının koordinatları da x,
y, z olsun. Bu x, y, z nasıl olmalı? Yani rastgele olamayacağı bariz. Çünkü rastgele olsaydı o zaman bütün uzay düzlem olurdu. Değil mi? Rastgele olamaz. Peki bu x, y, z'nin sağlaması gereken bir koşul var mı? Koşul şu. Just consider the vector joining p0 to p. So it is this vector. P0, p vektörü. Okay. So let u to be p0, p. Okay. Nedir bu vektör? This is the vector x minus x0, y minus z, y0, z minus z0. What is the observation? This vector is in the plane, right? So note that observation is this. Observation P is on the plane gamma if and only if the vector p yani u p0 p'yi birbirine bağlayan vektör lies on gamma. Değil mi? Yani şurada bir nokta aldınız. Bir başka nokta aldığınızda uzayda o noktanın düzlemde olup olmaması şu demek. Yani şu düzlem olsun. Aldığınız ikinci noktanın bu masada olup olmaması şu demek. Bu noktayı sizin seçtiğiniz noktaya bağlayan vektör masanın üzerinde mi değil mi? Değil mi? Masanın içinde kalıyor mu kalmıyor mu? Masanın içinde kalıp kalmaması da ne demek? Normale dik mi değil mi? Yani hence P is on gamma if and only if u is perpendicular to n. Yani u vektörü normale dik mi? Değil mi? Vektörün burada olması şundan aynı şey. Bu düzlemin normaline dik olup olmamasıyla aynı şey. O halde so this point P x, y, z is on the surface if and only if these are perpendicular. Two vectors are perpendicular to each other if and only if their dot product is zero, right? So this is zero. But what is this? U dot n. U is the vector x minus x0, y minus y0, z minus z0. What is n? N is the vector a, b, c. So we get just a times x minus x0 plus b times y minus y0 plus c times z minus z0. Therefore, for a point P x, y, z with coordinates is on gamma if and only if bu dot product zero olacaktı değil mi? Dot product zero demek this. Equals zero. Or bunu şöyle de yazabiliriz. AX plus BY plus CZ equals D where D nedir? D dediğimiz şey de şu.
İşte A x 0, B y 0, C z 0. Yani bu A eksi x 0, B çarpı y 0, C çarpı z 0'ı diğer tarafa atıyorum. Tamam mı? Buna düzlem denklemi diyoruz. Okay. This is called an equation for the equation of the plane gamma with normal vector n a b c passing through the point the point p0 which is x0 y0 z0. Tamam mı? Yani iki tane dataya ihtiyacımız var. Bir normal vektör, bir de bir nokta. Hemen bir örnek yapalım. Examples diyeyim. Determine an equation for the plane with normal vector n 2, 3, minus 5 and what? Passing through the point. Through the origin diyeyim. Yani ne demek bu? N vektörü 2, 3, eksi 5 verilmiş. P0 noktası yani x0, y0, z0 ne verilmiş? 0, 0, 0 değil mi? Origin. Orijinden geçen ve bu normale sahip olan denklem. Düzlemin denklemini istiyor. Nedir o? O şu olacak. Yani isterseniz yazalım. A çarpı değil mi? A pardon. N dot product P is zero. P dediğimiz de x, y, z. Yani bu ne demek? 2, 3, eksi 5. P0. Yani x eksi 0, y eksi 0, z eksi 0. Bu çarpımı 0 olacak. Bu ne demek? 2x artı 3y eksi 5 z eşittir 0'mış. Düzlemin denklemi buymuş. Tamam mı? Orijinden geçen ve bu doğrultuya dik olan vektör. Peki bir başka örnek yapalım. Find an equation for the plane passing through points şöyle olsun. 3 tane nokta vereyim. P1. Bir tanesi 1, 1, 1 olsun. İkincisi 2, 0, 5 olsun. And P3 4 2
minus 1 olsun. Üç noktadan her zaman bir düzlem geçer ve genelde tek bir düzlem geçer ama üç nokta bir doğru üzerindeyse o zaman tabii ki sonsuz tane düzlem bulabilirsiniz. Ama eğer üç nokta bir düzlemde değilse, doğru üzerinde değilse o zaman unique bir plane belirler, değil mi? Şöyle tepsiyi taşıyabilirsiniz. Şöyle taşırsanız sıkıntı. Çünkü bir sürü düzlem var bu üç noktadan geçen. O yüzden tepsi devrilir. Peki, nasıl yapacağız bunu? Bir nokta ve normal gerekiyordu. We need one point and a normal vector. But in our case, we don't have a normal, but we have three points. Well, using three points, I can find a normal. How? You see, if this is the... Okay, let me write solution. Suppose this is our surface gamma. Okay. Not surface, I'm sorry. Plane. I have these three points, P1, P2, and P3. How can I find a normal vector? Well, I can do this. I can look at this vector and this vector. Let's call it U and V. These two vectors are on the surface. Therefore, their cross product will be perpendicular to both U and V. Therefore, it will be perpendicular to the plane. So, I can just take their cross product as my normal vector, right? Let U to be P1, P2, and V to be P1, P3. Then U and V lie on the plane gamma. Hence, their cross product U cross V is perpendicular to the plane gamma. Hence, we may take as the normal vector, we may take U cross V as the normal vector. Peki ilk önce bunu hesaplayalım. Now U nedir? U neydi? P1, P2 vektörü nedir bu? P1, P2. P1'den P2'ye giden vektör. P1, P2. Özür dilerim. Yani ikinciden birinciye çıkaracağız. 1, eksi 1, 4. O halde 1, eksi 1, 4. 1, eksi 1, 4. And V, bu neydi? P1, P3'tü. Ona da bakalım. P1, P3 ne olacak? 4, eksi 1, 3. 2, eksi 1, 1. Eksi 1, eksi 1, eksi 2. Yani 3, 1, eksi 2. 3, 1, eksi 2. Okay. So n, the normal vector is just U cross V. So what is this? I J K. U is 1 minus 1, 4. V is 3, 1 minus 2. Let's see what we have. In I parentheses, I have
eksi 1, eksi 2 daha 2, eksi 4, eksi 2, eksi j çarpı eksi 2, eksi 12, eksi 14 artı k 1, eksi eksi 3, 4. Bir daha bakalım. 2, eksi 4 daha eksi 2. Eksi 2, eksi 12 daha eksi 14. Tamam. Demek ki n vektörü neymiş? Eksi 2i artı 14j artı 4k. Okey. I have a normal vector and I need one point. Which point should I choose? Well, you can choose any point you want. Doesn't matter. Okay. Take P0 equals P1. Yani nedir o da? 1, 1, 1'di. Okay. 1, 1, 1. Then the equation. I shouldn't say the equation, an equation for the plane is what? Neydi? N çarpı P 0 eşittir 0. N neydi? Eksi 2, 14, 4. P 0 nedir? P'yi x, y, z alıyorduk. X eksi 1, y eksi 1. Özür dilerim. Z eksi 1 olacak. Eşittir 0. Buradan da ne çıkar? Eksi 2 x artı 2. 14 y eksi 14 artı 4 z eksi 4 eşittir 0. Ya da or. Eksi 2x artı 14y artı 4z eşittir. Bu eksi 2 olarak geçecek. Bu artı 2. Bu da artı, pardon, artı 14 artı 4. Yani eksi 16 mı? Yok, artı 16. Ya da şöyle diyeyim. Okay. So this is the equation. Okay. Şundan bahsedeyim. Intercept form of a plane. Şimdi line'da şöyle bir şey vardı hatırlarsanız. X bölü A, Y bölü B eşittir. Bir line'ını nasıl çizersiniz? Bu çok kolay, değil mi? X de A'yı, Y de B'yi işaretlersiniz. Ve İşte bu ikisini birbirine bağlayan doğrudur. Sizin doğrunuz. Intercept formu bu. Yani doğrunun x ve y eksenlerini kestiği noktaları biliyorsanız denklemi doğrudan yazabilirsiniz. Plane için ne olacak? Benzer bir şey. X bölü a, y bölü b, z bölü c eşittir 1 alırsanız bu da şuna denk gelecek. X de işte A'yı alın. Burada B'yi, burada C'yi. Bu üç noktayı birbirine bağlayan ups. Bir doğruyu çizemedim. Okay, so it is just this plane.
Tamam mı? Intercept formu bu. Okay. Let me stop here for today.